Basit makineler konusuna başlıyoruz. Basit makineler hayatımızda iş kolaylığı sağlar diyoruz. İşten kazanç yoktur. Yani bir cismi kaldırmak için ne kadar enerji gerekiyorsa o enerji harcanır. Bu anlamda işten kazanç yoktur. Yani enerji kazancı yoktur. Ama işi daha kolay yapabiliriz. İş kolaylığı sağlar. Kuvvetten kazanıyorsam, mesela bir buzdolabını kaldırmak için daha az kuvvet uyguluyorsam bu sefer daha çok yoldan kaybederiz. Mesela 1 metre ip çekeceğimizde 5 metre ip çekeriz ama buzdolabında 5'te 1'i kadar kuvvet uygulamış oluruz. İş kolaylığı sağlar. Bu demek işten kazanç yoktur, yani enerjiden kazanç yoktur. O enerjiyi harcarız. Kuvvet kazancı P bölü F oranıyla bulunuyor basit makinelerde. Yani yük 100 Newton mesela. Biz 20 Newtonluk kuvvetle bu işi yapıyoruz. Demek ki 5 kat kuvvetten kazanıyoruz. Buna mekanik avantaj deniyor. P bölü F, mekanik avantaj. Böyle bir tanım var. Neymiş? 100 Newton ağırlığındaki bir cismi eğer 20 Newton'la taşıyorsam, 20 Newtonluk kuvvetle kaldırabiliyorsam bir iple 5 kat kuvvetten kazanıyorum. Ama bu sefer de yoldan kaybediyorum. 5 metre uzunluğunda ip çekiyorum demektir. Verim ise, verimin tanımı örneklerle yaparız. Mesela biz diyelim ki 100 Newtonluk bir kuvveti uyguluyoruz 10 metre boyunca. 1000 joule'lük iş yapıyoruz mesela. Ama cisim 800 enerji kazanıyor. O 200 diyelim ki ısıya dönüşüyor. Buna da verim deniyor. Yüzde kaç olduğunu bulmak için verilen güç, alınan güç bölü verilen güç çarpı 100. Bunu örneklerle göreceğiz. Şimdi ilk konumuz kaldıraçlar konusu. Kaldıraçlar konusuna başlıyoruz. Kaldıraçlarda 3 tane tipimiz var. Birinci tip, desteğin ortada olduğu tip. Tork konusunda görmüştük. Ortaya göre tork alıyoruz. Mesela çubuğun ağırlığı önemsizse ortaya göre F çarpı F'in uzaklığı, yük çarpı yükün uzaklığı, P çarpı F çarpı X, P çarpı Y ile bulunuyor. Bu desteğin ortada olduğu tip. Tahterevalli gibi düşünelim. İkinci tip, desteğin baş tarafta olduğu, yükün ortada olduğu durum. Bu da el arabası gibi düşünelim. F'in uzaklığı desteğe göre, O'ya göre tork alıyoruz yine. F'in O'ya uzaklığı Y kadarmış. Yükün O'ya uzaklığı P çarpı X kadarmış. P çarpı X, F çarpı Y'dir diyoruz. İkinci tip bu. Üçüncü tipte desteğin baş tarafta olduğu, kuvvetin ortada olduğu durum. Yine K'ya göre tork alacak olursak burada hep tork alıyoruz. K'ya göre tork alınacak olursa F'in uzaklığı X kadar, P'nin uzaklığı ne kadardır diyoruz? Y kadardır. Yani mesela bunu örnek olarak, üçüncü tip örnek olarak ceviz kıracağını alabiliriz. Kuvveti ortadan uyguluyor. Veya bir maşa. Maşayla da cevizi tutuyoruz veya kestaneyi tutuyoruz. Yük baş tarafta, kuvvet ortada, destek de yine bir başta. Üçüncü tip de bu. Mesela bakalım şimdi bu soruda. Çubuk ağırlıksız olsun. Çubuk ağırlıksız. Bakın, ortaya göre tork alıyoruz. Nereye göre tork alıyoruz? O'ya göre tork alıyoruz. Çubuk ağırlıksız olsun. F'in uzaklığı ne kadarmış? 2 birim. P'nin uzaklığı ne kadarmış? 4 birim. Dikkat ederseniz F kuvveti P'nin 2 katı. Ne yaptık? Yani kuvvetten kaybettik. Yükün ağırlığından daha fazla kuvvet uyguladık. Kuvvetten kayıp var burada. Kuvvetten kayıp. Çünkü yükün 2 katı kadar kuvvet uyguladık ama yoldan kazanç var. Bakın, kuvveti h kadar ittirmişim. Yük ne kadar yükselmiş? 2h kadar yükselmiş. Yoldan kazanç var diyoruz. Kuvvetten kayıp ama yoldan kazanç. Ben iş enerji mantığında kuvvet çarpı yol, yük çarpı yükseklik. Ben kuvveti yükün 2 katı kadar kuvvet uygulamışım ama 1 birim ittirmişim. Yük ise 2 birim yükselmiş. Yani işten kazanç yok, gördüğünüz gibi. O iş yapılacak yani. Bu yükü 2H kadar mı yükseltmek istiyorum? Ben 2PH'lık iş yapacağım ama kuvveti bu sefer fazla uyguluyorum. 2P'yi H kadar ittirmiş oluyorum. 2P kadar kuvvet uyguluyorum, H kadar ittiriyorum. P yükü ne kadar yükseliyor? 2H. İşten kazanç yok. Kuvvetten burada kayıp var. Yoldan kazanç var. Yoldan kazandım yani. 1 metre ittirdim, 2 metre yükseldim. Mesela buraya bakalım. Kuvvet daha uzaktan uygulanırsa, şimdi desteğe göre tork alalım. Yine çubuk ağırlıksız olsun. Çubuk ağırlıksız olsun. F'in desteğe uzaklığı 4 birimmiş. F çarpı 4. P'nin desteğe uzaklığı 2 birim.
P çarpı 2. F kuvvetini hesaplayacak olursak P bölü 2 çıkar. Bu sefer yoldan kuvvetten kazanıyorum. Bakın P bölü F'e ne demiştik? Mekanik avantaj. P F'in kaç katı? 2 katı. Yani mekanik olarak kuvvetten kazanıyorum. Kuvvetten kazanç var. Ama bu sefer de ne var? Yoldan kayıp. Yani yükü H kadar yükseltmek için kuvveti 2H boyunca ittirmişim. Yoldan kaybediyorum. 1 metre yükseltmek için kuvveti 2 metre ittirmişim. Yine iş enerjiyi yazacak olursak bakın kuvvet çarpı yol, yük çarpı yükseklik. Yük ne kadar yükselmiş? H kadar. Ne kadar kuvvet uygulamışım? Daha az ama bu sefer yoldan. X ne olmuş? 2H kadar ittirmişim. Kuvvetten kazanç, yoldan kayıp. Yani o PH'lık iş yapılacak. O iş yapıldı. Yani işten kazanç yoktur bu demek. İşten kazanç yok. Kuvvetten kazanç varsa yoldan kayıp. Kuvvetten kayıp varsa yoldan kazanç vardır. Mesela yine şuna bakalım. Desteğe göre tork alıyoruz. P'nin uzaklığı 2 birimmiş. F'in uzaklığı 6 birim. F ne yaptı? P bölü 3. Ne yaptık şimdi burada? Kuvvetten kazanç sağladık gördüğünüz gibi. Daha az kuvvet uyguladık ama P yükünü H kadar yükseltmek için kuvveti ne kadar uygulamışız? P bölü 3 kadar kuvvet uyguladık ama 3H kadar kuvvet, 3 birimlik kuvvet uyguladık. Kuvvetten kazandık ama yoldan kaybettik. İşten kazanç var mı? İşten kazanç sağlayamadık. İşten kazanç yoktur diyoruz. Evet, şimdi de basit makinelerle ilgili, kaldıraçlarla ilgili kitaptan sorular çözelim. Desteğe göre tork alıyoruz. Bakın çubukların ağırlıkları önemsizmiş. Desteklere göre tork alırsak F1'in uzaklığı ne kadarmış? 2 birimmiş diyoruz. P'nin uzaklığı 1 birimmiş. F1 çarpı 2, P çarpı 1 yapar. F1 demek ki buradan P bölü 2 olarak hesaplanmış olur. Dikkat ederseniz yükten daha az kuvvet uyguluyoruz. Kuvvet yükten daha uzaktaysa kuvvetten kazanç vardır diyoruz. Mesela burada desteğe göre tork alalım. F2'nin uzaklığı 1 birimmiş. P'nin uzaklığı 2 birim. Desteğe göre tork alırsak F2 2P çıktı. Bakın çok fazla kuvvet uyguladık. Yükten fazla kuvvet uyguladık. Kuvvetten kayıp var. Burada desteğe göre tork alacak olursak F3'ün uzaklığı 2 birim. P'nin uzaklığı ise 1 birim. P çarpı 1. Yine F3 kuvveti P'den nedir? Daha küçüktür. Hangilerinde kuvvetten kazanç vardır? 1 ve 3'te kuvvetten kazanç vardır. Burada F2 daha büyük. F1 ile F3 birbirine eşit çıktı. Hangilerinde kuvvetten kazanç vardır? Kuvvetin yükten daha az olduğu 1 ve 3. şekillerde, 1. ve 3. şekillerde kuvvetten kazanç vardır diyoruz. Kuvvetten kazanç vardır. Mesela şu örneğe bakalım. P ağırlıklı türde çubuk ve P ağırlıklı cisim F kuvvetiyle şekildeki dengeleniyor. Sistemin verimini soruyor. Şimdi verim diye bir konu var. Verimden bahsedeceğiz. İlk önce biz bir şu F kuvvetini bir hesaplayalım ilk önce. F'in desteğe uzaklığı bakın bir birim. Ağırlığın desteğe uzaklığı da bir birim. Çubuğun ağırlığının. Yükün uzaklığı da 3 birim. P çarpı 3 alalım. F kuvveti ne kadar çıktı? 4P çıktı. Bakın. F kuvveti 4P çıktı. F'i hesaplamış olduk. Şimdi sistemin verimi şu. Eğer sürtünme yoksa diyor. Yani benim yaptığım iş ısıya dönüşmüyorsa verim %100'dür. Yani ben eğer burada çubukla beraber yükü kaldırmak istiyorsam bakın kuvvetin yaptığı işe bakalım. Kuvvetin yaptığı iş ne kadar? F kuvvetini H kadar ittirmişiz. Yani kuvvet 4P H kadar ittirmişiz. Bunun H kadarı çubuğu kaldırmak için 3H kadar da cismi kaldırmak için. Yani yaptığım iş bir enerjiye dönüşmüş mü? Dönüşmüş. O zaman verim %100'dür diyoruz. Amaç her şeyi kaldırmaksa ama bu verim sorularında şu soruluyor. Mesela ben burada sadece yükü kaldırmak için düşünseydim. Ben 4PH'lık iş yaptım. Yani verimin formülü şu. Verim diyor eşittir. Alınan güç bölü verilen sisteme verilen güç çarpı 100. Eğer ben 4PH'lık bir sisteme enerji veriyorsam F'le yük de bunun sadece yükü kaldırmak için 3PH'ı gidiyorsa demek ki 300 bölü 4'ten verim %75'miş. Yani ben çubuğu kaldırmak istemiyorum burada. Sadece yükü kaldırmak istiyorsam verim düşer. Yani verimden anladığımız bu olmalı. Ama ben hem çubuğu kaldırmak istiyorsam hem yükü kaldırmak istiyorsam o zaman verimim %100'dür. Böyle bir görüş de var. Yani eğer ısıya dönüşen enerji yoksa verim %100'dür. Yani ben 4PH iş yapıyorsam bu 4PH bir enerjiye dönüşüyor. Hem çubuk kalkıyor hem cisim kalkıyor. Ama sadece cismi kaldırmak istiyorsam gerçekten de verim
Saçma. Yani bir de 100 kiloluk çubuğu kaldırıyorum. O zaman tabii ki cismi kaldırmak için. Biz genelde çubuğu kaldırmak istemeyiz. Cismi kaldırmak isteriz. O yüzden verim soruları sadece cisim için düşüneceğiz. Öyle soruları çözeceğiz. 4 pH iş yaptık. Cismi kaldırmak için ne kadar iş yaptık? 3. O zaman 3 bölü 4 çarpı 100'den verim %75 olarak bulunmuş oldu. Şöyle bir soru. P artı cisimler ağırlığı önemsiz çubuklarla şekilde bir dengedir. Hangi şekillerde kuvvetten kazanç vardır? Bakın el arabası gibi bir şey var burada. El arabasının şuraya göre torkunu alacak olursanız P'nin uzaklığı 1,5, F1'in uzaklığı 3. Kuvvet daha uzaktan uygulanıyorsa kuvvetten kazanç vardır diyoruz. Bakıyoruz. Kuvvet mi daha uzak, yük mü daha uzak? Kuvvet daha uzak. O zaman kuvvetten kazanç vardır. Bir de kesinlikle vardır ama bakıyoruz. Şekil 2'de kuvvet daha yakın yükten daha fazla. Kuvvet yakınsa daha fazla kuvvet uygulayacağım. Kayıp vardır. Burada da kuvvet desteğe daha yakın. Kayıp vardır. Hangisinde kazanç vardır? Yalnız bir şekle bakarak yapıyoruz. Hesabını yapalım. Bakın birinci şekilde F1'in uzaklığı desteğe 3 birim. P'nin uzaklığı 1,5 birim. F1 ne kadardır diyoruz? P bölü 2. Şekil 2'ye bakalım. P'den daha az yani. F1 P'den küçük çıktı. Şekil 2'ye bakalım. F2'nin uzaklığı 1. P'nin uzaklığı 2. F2 2P çıktı. Yani F2 yükten daha ağır. Demek ki kayıp var. Şekil 3'e bakalım. F3'ün uzaklığı 1,5 birim. F3 çarpı 1,5. P'nin uzaklığı ne kadar? 3 birim. Demek ki F3 burada ne çıktı? Yine 2P. F3 P'den daha büyük. Demek ki burada da kayıp var. Şekil 2 ve şekil 3'te ne var? Kayıp. Şekil 1'de kazanç var diyoruz. Şuna bakalım. P artı cisim F büyüklüğü kuvvetle şekildeki bir dengededir diyor. Buna göre verimi yüzde kaçtır? Bakın ben P kuvvetiyle ne kadar iş yapmışım burada? Ne kadar kaldırmışım? Verilen güç, sisteme verilen güç P çarpı 4H. Ama yük ne kadar kalkmış? Yükün P alınan P çarpı 3H. Demek ki verim yine nedir? %75'tir. Demek ki F kuvveti burada bir de çubuğu kaldırmış. Yani çubuğun da ağırlığı var. 4 pH iş yaptım. 3'ü cisme gitti. Demek ki P alınan bölü P verilen, sisteme verilen çarpı 100'den verimi hesaplıyoruz. Mesela burada çubuğun ağırlığını hesaplayacak olursak, çubuğa Ç diyelim. Aşağı doğru P var. Çubuğun uzaklığı 2 birimmiş. P'nin uzaklığı 3 birimmiş. Kuvvetin de uzaklığı 4 birimmiş. Kuvvetin uzaklığı 4, kuvvet de P büyüklüğündeymiş. Demek ki çubuk burada P bölü 2 ağırlıklıymış bakın. Çubuğun ağırlığı varmış P bölü 2. Gerçekte ben ne işler yapmışım? Bakın bizim yaptığımız iş P çarpı P kuvvetini uygulayarak 4 pH iş yaptık. Cisim ne kadar enerji kazandı? P çarpı 3H. Peki çubuk ne kadar kazandı? P bölü 2 ne kadar kaldırılmış yani? Çubuğun ağırlığını bulduk. Ne kadar kalmış? 2H. Demek ki çubuğa 1'i gitti. Cisme 3'ü gitti. Benim yaptığım iş ne kadar? 4. Bunun verimli ne kadardır? Yani eğer bu çubuğu değil de cismi kaldırmak istiyorsam 4'ün 3'ü verimli kullanılmış oldu. 4'te 3 verimli. Demek ki %75 olarak hesaplanmış olur. Alınan güç 3 pH, verilen güç sisteme 4 pH çarpı 100'den verim %75 bulunur. Konunun girişini yapmış olduk. Demek ki kaldıraçlar var. Kaldıraçları torklar gibi yapıyoruz. Kuvvet çarpı kuvvetin uzaklığı, yük çarpı yükün uzaklığı. Eğer yük kuvvetten küçükse mekanik avantaj var. Kuvvet kazancı var demektir. Kuvvet kazancı var demektir. Demek ki iş kolaylığı sağlar ama işten kazanç yoktur. O iş yapılacak yani. Kuvvetten kazanç varsa yoldan kayıp var. Kuvvetten kayıp varsa yoldan kazanç vardır diyoruz. Basit makinelerin giriş kısmını bitirmiş olduk. Basit makinelere makaralar konusuyla devam ediyoruz. Makaralar iki tür, sabit ve hareketli makara olmak üzere ikiye ayrılıyor. İlk önce sabit makarayla başlayalım. Sabit makara adı üstünde sabit, cisim hareket ediyor. Sadece P yükü hareket ediyor. F kuvvetiyle hareket ettiriyoruz veya dengeliyoruz. İlk önce dengesini halledelim. Bakın, makaranın ortasından bir çizgi çekiyoruz. Ve diyoruz ki, bu cismin ağırlığı P kadar mı? Bu cismin ağırlığı P kadarsa bu ipin her yerinde P kadar gerilme vardır. Ve F kuvveti bu P kadar, bu yükün ağırlığı kadar olmak zorundadır büyüklük olarak dengelemek için. P yükünü dengeliyoruz sonuçta. Peki tavandaki ipteki gerilmeyi nasıl hesaplarız? Diyoruz ki yukarı doğru T var. Aşağı doğru hem makaranın ağırlığı var hem de iki tane P var. Yani aşağı doğru makara var, P var, bir de F kuvveti var.
F kuvveti de P kadar olduğuna göre T gerilmesi burada makara artı 2P olarak hesaplanmış olur. Sabit makaralardaki kuralımız bu, denge şartımız bu. Yukarı doğru T gerilmesi aşağı doğru 2P artı makarayı dengede tutuyor. Peki ne kadar çekince ne kadar yükselir sabit makaralarda? İpi ne kadar çekerdi? H kadar mı çektik? O zaman P yükü de H kadar yükselecektir. Aynı ipe bağlı olduğu için, F kuvvetini uyguladığımız ip cisme bağlı olduğu için ne kadar çekersek o kadar yükselir diyoruz. Birincisi bu. Burada kuvvetten kazanç yok. Kuvvetten yazalım. Kuvvetten kazanç yoktur. Ne vardır burada? Sadece kuvvetin yönünü değiştirmeye yarar sabit makara. Yani ben P yükünü yukarı mı çekmek istiyorum? Kuvveti aşağı doğru uyguluyorum. Kuvvetin yönünü değiştirir. Kuvvetten kazanç yoktur. Kuvvetin yönü değiştirir. Kuvvetin yönü değişir diyoruz. Yani cismi yukarı çekmek için aşağı doğru kuvvet uygularız. Geldik hareketli makaraya. Hareketli makarada da adı üstünde F kuvveti uygulayınca makara hareket edebiliyor. Ama ilk önce biz dengesinden bahsedelim. Diyoruz ki makaralarda ip değişmedikçe ipteki gerilme kuvveti değişmez. En önemli notumuz bu. İp değişmedikçe ipteki gerilme kuvveti değişmez diyoruz. Gerilme kuvveti değişmez. Notumuz bu. Eğer ben bu ipe F kadar kuvvet uyguluyorsam bu ipin her yerinde F kadar gerilme olur diyorum. Şimdi makaranın ortasından çizgiyi çektik. Aşağı doğru makara var. Bir de ne var? Aşağı doğru P yükü var. Yukarı doğru olan kuvvetler 2 tane F. Aşağı doğru ise makara artı P'dir diyoruz. Dengesini böyle hallediyoruz. Makaraların ileride hareketli makaraların dönmesini, yükselmesini ilerideki bir dersimizde anlatacağız. Şimdi örneklere başlıyoruz. Diyor ki makaralar ağırlıksız olduğuna göre Px bölü Py karşılar. X ve Y cisimleri F kuvvetiyle dengede tutuluyor. Buna göre Px ile Py'nin oranını soruyor. Bakın çizelim. Şekli çizmişiz. X ve Y cisimlerinin ağırlıkları oranını bulalım. Kuralımız neydi? İp değişmedikçe ipteki gerilme kuvveti değişmiyor. Bu ipi ben F kadar kuvvet uyguladıysam bu ipin her yerinde F kadar gerilme vardır diyorum. Bu F'i devam ettiriyorum. Bakın kırmızıyla devam ettiriyorum. Devam ettiriyorum, ettiriyorum. İpin her yerine F yazmış oluyorum. Ve makaranın ortasından bir çizgi çekince aşağı doğru X var. Yukarı doğru 3 tane F var. Demek ki X cisminin ağırlığı kaç F'ymiş diyoruz. 3 F'ymiş diyoruz. Şimdi sağdaki Y cismine bakalım. F kuvvetini yine devam ettiriyoruz. İpe F uyguladıysak bu ipin her yerinde F kadar gerilme vardır. Makaranın ortasından bir çizgi çekiyorum. Yukarı doğru 2 tane F var, aşağı doğru Y var. Y de 2F eşitmiş. Makaraların ağırlıksız olduğunu söylüyor. Makaralar ağırlıksızmış. O zaman X ve Y cisimlerinin ağırlıkları oranı ne olacak? X cisminin ağırlığı 3F, Y cisminin ağırlığı 2F. Demek ki oranlarsak 3 bölü 2 olarak hesaplanmış olur. Mesela şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir soru. Makaralar ağırlıksız. X ve Y cisimlerinin ağırlıkları oranı kaçtır? Bu sefer ip değişiyor. Bakın bir üstteki soruda ipin değişmediği örnek vermiştim. F hiç değişmiyordu. İpin her yerinde F kadar gerilme vardı. Ama şimdi ipin değiştiği bir örnek. Mesela ipe F demişiz diyelim. Bu F'yi devam ettirecek olursak kırmızı ip F olmuş oluyor. Ama ondan sonra bir çizgi çekecek olursak makaraya, yukarı doğru 2 tane F varsa aşağı doğru 2 F olması lazım. Yani siyah ip 2 F olmuş oluyor. Siyah ipin de her yerinde 2 tane F gerilmesi olur. 2 F ise her yerde 2 F'dir. O zaman aşağı doğru ikinci çizgiyi çekecek olursam aşağı doğru X cismini demek ki yukarı doğru 4 tane F den geliyor diyoruz. Yani ip nerede değişiyorsa oradan itibaren başka bir çizgi çekiyoruz. Mesela sağdaki şekle bakalım. Şimdi cismin bağlı olduğu ipe kırmızı yapalım. F'in uygulandığı ip F ise diğeri de F'tir. Çizgiyi çekiyoruz. Birinci çizgi. Birinci çizginin alta doğru 2F varsa yukarı doğru da 2F olacak. Mesela o ipi de yeşile boyayalım. O ip de yeşil olsun. 2F ise diğer ip de 2F'tir diyoruz. 2F ile 2F'in bileşkesi yukarı doğru siyah ip oldu. Siyah ipteki gerilme de demek ki 4F'miş. O 4F'i devam ettirirsek siyah ipin her yerinde 4F kadar gerilme vardır. O zaman şimdi Y cismini kimler çekiyormuş demek ki? Bakın 4F, 2F, F çekiyor. Y cisminin ağırlığı 4F, 2F, F'in toplamına eşit. Yani Y cismi 7F'ye eşittir. Dolayısıyla X ve Y cisimlerinin ağırlıkları oranı buradan 4F bölü 7F'ten 4 bölü 7 olarak hesaplanmış
olur. Demek ki ip değişmedikçe ipteki gerilme kuvveti değişmiyor. Notumuz bu. F'i devam ettiriyoruz. Mesela şimdi makaralar ağırlıklıysa nasıl yapacağız? Makaralar ağırlıklı. Aşağıdaki bir makaranın neyi var? P kadar ağırlığı var. Bütün makaraların ağırlığı P kadarmış. En üstteki makaranın da ağırlığı P kadarmış. Onları kırmızıyla gösterelim. Şimdi en aşağıdan başlıyoruz. Makara ağırlıklı olduğu zaman aşağıdan başlamak daha mantıklı oluyor burada. Mesela aşağı doğru 5P ile P var. Toplam 6P var. Bunu siyah ipler 3P ve 3P olarak paylaşmış oluyorlar. Bakın tekrar çizeyim bunu. İplerde ne kadar gerilim olması gerekiyor? 5P cisim. P de makara ise 6P. İpler bunu 3-3 paylaşmak zorunda. Sonra ikinci çizgiyi çekiyoruz. Bu sefer de 3P ile P var. Aşağı doğru 3P gerilme çekiyor. Makara da P kadar. Toplam 4P yaptı. Bu sefer de 2-2 paylaşacaklar diyoruz. 2-2 paylaştırırsak ondan sonra en üste geldikten sonra 2 yazdığım ipi yeşile boyayayım mesela veya kırmızıya boyayayım. Bu ipin her yerinde 2P kadar gerilme olmak zorundadır. Dolayısıyla bu F'e kadar gider. F gerilmesi 2P'ymiş. En üstteki makara F kuvvetinden etkilenmiyor. Veya F kuvveti en üstteki makaranın ağırlığından etkilenmiyor diyoruz. Demek ki F kuvveti kaç P'ymiş? 2P'ymiş. Yine kuralımız ne? İp değişmedikçe ipteki gerilme kuvveti değişmez. Bu 2P'yi devam ettirdik yani. 2P F'e kadar gitti. En aşağıdan toplaya toplaya yaptık. Başka bir sorum. Diyor ki makaralar özdeş olduğuna göre T gerilmesi kaç P'dir? Makaralar özdeş diyor ama makaranın ağırlığını söylemiyor. Kendimizin bulmasını istiyor. Bu tip sorularda bildiğimiz cisimden başlıyoruz. Mesela burada 3P'yi görüyoruz. 3P cisminin ağırlığı belli. O zaman bu ipin her yerinde 3P kadar gerilme vardır diyoruz. Tabii sistem dengede olduğunu söylüyor. Bu cisim 3P ise bu ipin her yerinde ne yazıyoruz? 3P yazıyoruz. Sonra birinci çizgimizi çekiyoruz bakın. Yukarı doğru 6 var, aşağı doğru 2 var. Demek ki burada makaranın ağırlığı kaç P olmak zorundadır? 4P. Makaranın ağırlığını bulmuş olduk. Bakın yukarı doğru 3 var, 3 var. Aşağı doğru ise 2P var ağırlık olarak. Demek ki makaranın ağırlığı 4P olmak zorunda. O zaman üstteki makara da 4P'dir. Çünkü bakın makaralar özdeş demiş. Üstteki makaraya da 4P yazıyorum. Dolayısıyla artık T gerilmesi iki taraftan 3P çekiyor. Ortadan da 4P çekiyor. T gerilmesi buradan 3, 3, 6 daha ne yapacaktır o zaman? 10P olarak hesaplanmış olacaktır. Aşağı doğru olan kuvvetler yukarı doğru olan kuvvetlere eşittir diyoruz. Gelelim başka bir soru. Bakın yine özdeş makaralar diyor. Benzer soru. Yukarıdakinin taklidi bir soru. Özdeş makaralar. Yine bildiğimiz cisimden başlıyoruz. Kimi biliyoruz burada? 2P'yi biliyoruz. 2P'yi devam ettiriyoruz ilk önce. Bu ipin her yerinde 2P kadar gerilme vardır diyoruz. Sonra birinci çizgiyi en aşağıdan çiziyoruz. Birinci çizgi. Yukarı doğru 4 var, aşağı doğru 1 var. Demek ki burada makaranın ağırlığı kaç P olmak zorundadır? 3P olmak zorundadır. O zaman bütün makaralar 3P olacak. Makaraya 3P yazıyorum. Üstteki makaraya da 3P yazıyorum. Bakın T2 gerilmesi buradan 2, 2, 4, 3 daha ne yapar? 7 olarak hesaplanmış olur. İp gerilmeleri 2, 2. 3 de makaranın ağırlığı var. 7 olur. T2 gerilmesi 7P'ymiş. T1'i bakın. Aşağı doğru 3 makara ağırlığı. 2 de ip çekiyor. 5. Demek ki 2,5, 2,5 olarak hesaplanmış olur. T1 gerilmesi de buradan 2,5P olarak bulunmuş olur. Cevap burada 5 bölü 14 çıkar diyoruz. Bildiğimiz cisimden başlıyoruz. Yani 2P'den başladık. Önce 2P'yi her yere yazdık. Sonra aşağıya bir çizgi çizdik. En aşağıya. Birinci çizgi. Yukarı doğru 4 varsa aşağı doğru da 4 olması lazım. 1 ise makara ağırlığını bulduk. İlk önce makara ağırlığını buluyoruz bu özdeş makara kelimesini kullandığı zaman. Şimdi en zor sorulardan bir tanesi bu. Araya ipin arasına bir tane cisim koydukları zaman ne yapacağız? Makaralar ağırlıksız. F kaç P'dir diyor. Bakın şimdi F kuvvetini devam ettiriyorum. Nereye kadar devam eder bu F kuvveti? Diyorum ki uygulanan F kuvveti P yüküne kadar devam ediyor. P yüküne kadar F yazıyorum. Ama P'nin üstündeki ip, şu kırmızıyla işaretlediğim yer, mesela oraya K noktası diyeyim. K noktasındaki gerilme nedir? Aşağı doğru hem P var hem F var. P artı F yazıyorum o zaman. Yani aşağı doğru P var, bir de ip gerilmesi F kadarmış. P ile F'nin toplamıdır. O zaman bu P artı F'yi devam ettiriyorum. Yukarıdaki ip P artı F ise diğeri de ortadaki ip de P artı F'dir diyorum. Ve P artı F'yi yazdıktan sonra artık neredeyse soruyu bitirmiş oluyorum. Şimdi aşağıdan bir çizgi çekiyoruz.
tam ortadan. Bu O noktası diyelim. O noktasından aşağı doğru 3P var. Yukarı doğru ise bakın. Yukarı doğru bir F var. Ortadan bir P artı F var. Bir de sağdan F varmış. F, F artı P ve F. Demek ki O noktasından aşağı doğru 3P, yukarı doğru 3F artı P varmış. P'yi öbür tarafa atarsak ve F'i yalnız bırakırsak, 3'ü öbür tarafa bölü olarak atarsak, F kuvvetini 2 bölü 3 olarak hesaplamış oluyoruz. Yani buradaki esprisi şu, F kuvvetini devam ettiriyoruz. Nereye kadar? Cisme kadar geliyor F kuvveti. Ama cisimden sonra P artı F oluyor. Yukarıdaki P artı F ise sağındaki ipte P artı F olarak bulunmuş oluyor. Geldik şimdi başka bir soruya. Diyor ki, çubuk ağırlıksız KOOL'ye eşit. Makaralar özdeş. Bakın yine sır, yani böyle şeyli gizemli makaralar özdeş ama ne kadar olduğunu söylemem diyor. Sen kendin bul diyor yani. T gelmesi kaç P'dir? Şimdi nereden başlıyoruz? Burada yine bildiğimiz yerden başlıyoruz. P ağırlığından başlıyoruz. P ağırlığını nasıl yapacaktır bu ipler? Çubuğun tam ortasından astığımız için P bölü 2, P bölü 2 paylaşacaktır. Ve bu ipin her yerine P bölü 2 yazıyorum o zaman. Soldaki ip P bölü 2 ise bu ipi devam ettiriyorum. Bu ipin tamamında P bölü 2 kadar gerilme vardır diyorum. Bulduk. Şimdi birinci çizgiyi sağdaki makaradan çiziyorum. Diyorum ki birinci çizginin yukarı doğru 2 tane P bölü 2 varsa aşağı doğru da 2 tane P bölü 2 olmak zorunda. Demek ki makaranın ağırlığı P bölü 2'ymiş diyorum. Yani yukarı doğru 2 tane P bölü 2 var. Aşağı doğru da 2 tane P bölü 2 olmak zorunda. Makara P bölü 2. O zaman üstteki makaradan bir çizgi çekiyorum. İkinci çizgi. Demek ki makaranın ağırlığı P bölü 2 ise T gerilmesi ne olacak? Aşağı doğru bakın. Soldan P bölü 2, sağdan P bölü 2, bir de makara P bölü 2. T gerilmesi 3P bölü 2 olarak, 3 tane P bölü 2 olarak hesaplanmış olur diyoruz. Başka bir soru. Bunlar zor sorular. Makaralar aynı ağırlıkta olduğunu söylüyor. Yine ağırlığını söylemiyor. Biz kendimiz bulacağız. O yüzden burada ne yapıyoruz? Devam ettiriyoruz. Bakın bildiğimiz bir şey var. T2 gerilmesi. Bu T2 gerilmesini devam ettiriyoruz. Bu ipin her yerinde T2 kadar gerilme vardır diyoruz. T2 gerilmesini her yere devam ettiriyoruz. Çünkü değişmeyen bir ip konulmuş bu soruya. Her yere T2 yazıyoruz. Şimdi burada 3 işlemden geçiriyoruz. Bakın ortadaki çözülmek üzere. Yukarı doğru 2 tane T2 var. Aşağı doğru bir T2. Birinci işlem ortadaki makaradan başlıyor. Burada makaranın ağırlığının bir T2'ye eşit olduğunu buluyoruz. Neden? Yukarı doğru 2 T2 varsa aşağı doğru da 2 T2 olması gerekiyor. İkinci işlemi alttaki makaradan yapıyoruz. Makaranın ağırlığı T2 ise bakın yukarı doğru 2 tane T2 var. Aşağı doğru T2 artı P var. Demek ki P de buradan ne kadarmış diyoruz. P'nin ağırlığı da T2 kadarmış. Daha doğrusu T2'nin ağırlığı ne kadarmış? T2'yi bulmuş olduk. P kadarmış diyoruz. Geldik üçüncü işlem. İkinci işlemi aşağıdan yaptık. Üçüncü işlemde en yukarıdan yapıyoruz. Üçüncü işlem. Diyoruz ki yukarı doğru T1 var. Aşağı doğru 3 tane T2 var bakın. Bir de makara var. Makara da T2'ye eşitti. Onu da birinci işlemden bulmuştuk. Dolayısıyla T1 buradan 3 tane T2 artı makara. Yani T1 buradan 4 tane T2 olarak hesaplanmış olur. T1 demek ki bakın aşağı doğru T2, T2, T2. Bir de makara var T2. 3 tane 4, T2 var bir de makara 4 tane T2 olmuş oldu. T2'nin de P olduğunu bulmuştuk. Dolayısıyla T1 de 4P'ymiş. Demek ki T2 gerilmesi bir P. T2'yi bir P bulduk. T1'i de 4P olarak hesaplamış olduk diyoruz. Makarayla ilgili bir soru daha yapalım. Bakın. Makaralar aynı ağırlıkta. Yine aynı soru oldu. Bu sefer T1'i devam ettiriyoruz. T1'i her yere devam ettirecek olursak ortadan birinci işlemi yapıyoruz. Birinci işlemde yukarı doğru 2 T1 var. Aşağı doğru da 2 T1 olması lazım. Makara T1'miş demek ki. Tekrara girdi. Makaralar aynı ağırlıktaysa alttaki makara da T1'miş. Dolayısıyla yukarı doğru 2 T1 varsa aşağı doğru da 2 T1 olacak. Makara T1 ise P de T1'miş demek ki. Gelelim en üstteki makaraya. Makaranın ağırlığının T1'e eşit olduğunu bulmuştuk. Demek ki T2 3 tane T1'e eşitmiş. T1 de P'ye eşitti. T1'in P'ye eşit olduğunu bulduk en aşağıda. T1 P'ye eşitti. T2 de 3 tane T1'e eşitti. Yani 3 tane P'ye eşittir diyoruz. Birinci işlem ortadaki, ikinci işlem aşağıdaki, üçüncü işlem
Üçüncü işlem en üstteki olarak bulunmuş oldu. Diyor ki özdeş makaralar P ağırlıklı. K'nın ağırlığı kaç P'dir? Bakın makaraların da ağırlığı P kadarmış. İlk önce bildiğimiz cisimden başlıyoruz. Mesela en sağdaki cisimden başlayalım. Bu P cismi ise bu ipin, bu kırmızı ipin her yerinde P kadar gerilme varmış diyoruz. Yazıyoruz buraya P kadar, P kadar, P kadar. Sonra makaranın ağırlığı birinci işlemi ortadan başlıyoruz yine. Makaranın ağırlığı P kadarmış. Dikkat ederseniz aşağı doğru 1P, 1P, 1P daha 3P oldu. O zaman yukarıdaki siyahla gösterdiğimiz ipte 3P gerilme olmuş oldu. Bu siyah ipte 3P gerilme varsa ortadaki ipte de 3P kadar gerilme vardır diyoruz. En aşağıya şimdi ikinci işlemi aşağıdan yapıyoruz. Diyoruz ki yukarı doğru 1, 3, 1 var. Aşağı doğru da makaranın P olduğunu söylemiş. P artı K var. Demek ki çizgiyi çektik. Yukarı doğru P, 3P ve P var. Aşağı doğru da makara ile K var. Yani makaranın ağırlığı P artı K var. P'ler gider. K cisminin ağırlığının 4P olduğu bulunmuş olur. Bildiğimiz cisim sağdaki cisim. İlk önce bu sağdaki cismi devam ettirdik. Kırmızı ile gösterdiğimiz ipe P yazdık. Sonra bu P ile P'yi topladık. Makarayı da topladık. En üstteki gerilmeyi bulduk. 3P. Mavi ip yaptık onu. 3P ise ortadaki ip de 3P, 3P'dir dedik. Sonra alttaki makaradan ortasından bir çizgi çekmiş olduk. Burada da yukarı doğru 1P, 3P, 1P var. Aşağı doğru da makaranın ağırlığıyla K cisminin ağırlığı var. Eşitledik. K cismini 4P olarak bulduk. Şimdi palanga sistemlerinde bakın. Makaralardan bir farkı yoktur. Ezber yapmıyoruz. Eğer makaralar ağırlıklıysa formül veriliyor bununla ilgili. Çok yanlış çıkıyor. Yani aşağı doğru olan kuvvetler, yukarı doğru olan kuvvetlere eşit. Ve ne diyoruz? Kuralımız nedir? Aşağı doğru olan kuvvetler, yukarı doğru olan kuvvetlere eşit. İp değişmedikçe ipteki gerilme kuvveti değişmez. Şimdi devam ettirelim. Bakın, F kuvvetini devam ettiriyoruz. F kuvveti ipin her yerine uygulanmış. F diyoruz her yerine. Ne diyoruz bunun? F diyoruz. Şimdi buradan başladık. Birinci işlemi en aşağıdan yapıyoruz. Diyoruz ki makaranın da ağırlığı makaralar P ağırlıklıymış. Yukarı doğru gördüğünüz gibi yukarı doğru 3 tane F var. Aşağı doğru da 2P ile P var. Biraz daha büyüteyim. Yukarı doğru 3 tane F var. Aşağı doğru 2P ile P var. Buradan 3F 3P'ye eşitse F'in P'ye eşit olduğu bulunmuş olur. F P'ymiş. Gelelim T gerilmesine. Bakın T gerilmesinden aşağı doğru çeken kuvvetleri bulacağız. Ama sırayla gidelim ilk önce. F kuvvetlerini hep P diyelim. Yukarı doğru gideceğiz. F kuvveti P ise makarada P ağırlıklıysa şu ortadaki ip 3P kadar bulunmuş oluyor. F'e P dedik. Soldaki F de P kadarmış. En üstteki makaranın da ağırlığı P kadarsa T gerilmesi nasıl bulunacak o zaman? Yukarı doğru T var. Bakın soldan bir P var. Ortadan makaranın ağırlığı var. Bir de ortadaki ip var 3P. Bir de sağdan P var. Dolayısıyla T gerilmesi 1, 2, 3 daha 5, 1 daha 6P olarak hesaplanmış oldu. Bu zor soru oldu. Kasnaklar ve dişli çarklara başlıyoruz. İlk önce iç içe olan eş merkezli kasnaklar dişlilerden başlayalım. Eş merkezli kasnak ve dişli sistemlerinden başlayalım. Eğer merkezleri çakışıksa, iç içe ise en tur sayısı ise tur sayıları birbirine eşittir diyoruz. En tur sayısı olarak kodlayalım. En tur sayısının sembolü. Demek ki iç içe oldukları zaman yarıçapları ne olursa olsun aynı tur atarlar. Tekerlek kaç tur atarsa içindeki cantı da o kadar tur atar. İç içe oldukları zaman. Demek ki tur sayıları eşit. Ama dışarıdan bağlı oldukları zaman bakın bir kayışla birbirine bağlı oldukları zaman yarıçapı küçük olan daha fazla dönüyor. Buradaki formülümüz şu. N1 çarpı R1 N2 çarpı R2. Demek ki yarıçapı küçük olan daha fazla dönecek. Yarıçapla tur sayısı ne orantılı? Ters orantılıdır diyoruz. Gördüğünüz gibi aynı yönde dönüyorlar. Eğer dişlilerse bakın bunlar dişliyse birbirlerini ters tarafa doğru döndürürler. Birisi sol tarafa doğru dönüyorsa birisi sağ tarafa doğru döner. Tur sayıların formülü yine aynı. N1 çarpı R1, N2 çarpı R2 yine yarıçapı küçük olan daha fazla döner.
Şimdi gelelim örneklere. Diyor ki x 12 tur atınca diyor t hangi yönde kaç tur atar? Şimdi burada sırayla x'ten başlıyoruz. Bize x'i vermiş. X kime bağlı? Y'ye bağlı. Y z'ye bağlı. Z de t'ye bağlı. Soruda çözerken sırayla gidiyoruz. Demek ki x'ten y'ye geçeceğiz. Çünkü kayış gördüğümüz gibi y'ye bağlı. Şimdi 3 r yarı çaplı x 12 tur atıyorsa 6 r yarı çaplı y kaç tur atar diyoruz. Y'nin tur sayısını buluyoruz burada. Demek ki 3 kere 12 36. 6 r yarı çaplı da 36'yı vermesi için 6 tur atması gerekiyor. Demek ki y'nin tur sayısını bulmuş olduk. Sonra y'den z'ye geçiyoruz. Bakın y ile z aynı tarafa doğru dönüyor ve eş merkez oldukları için tur sayıları aynı. Y kaç tur atarsa z de o kadar tur atar. Sonra z'den de t'ye geçiyoruz. Çünkü z t'ye bağlı kayışla. R yarı çaplı z 6 tur atıyorsa 2 r yarı çaplı t kaç tur atar diyoruz. T'yi çekince buradan t'nin 3 tur atacağını bulmuş oluyoruz. Demek ki tabii z ile aynı yönde dönecek. Hangi yönde döner diyor. Artı yönde döner. Artı yönde 3 tur atar diyoruz. Kimden kime geçtik? Bize x'i vermiş. X'ten y'ye geçtik. Y'den z'ye, z'den de t'ye geçtik. Şöyle bir soru yapalım. Bakın x ve y'yi soruyor. X bir tur dönerse son şekil ne olur diyor. İlk önce tur sayılarını buluyoruz burada dişlilerde. Eğer x 3r yarı çaplı 1 bölü 4 tur atıyorsa r yarı çaplı kaç tur atacaktır? Bunu tam 3 katı kadar atar diyoruz. Hesaptan 3 bölü 4 çıkar. 3r çarpı 1 bölü 4 ancak r çarpı 3 bölü 4'e eşittir. Şimdi 1 bölü 4 tur ne demektir? 3 bölü 4 tur ne demektir? X'ten başlıyoruz. Bakın 1 bölü 4 tur diyor ve 4 tane bölme varsa demek ki x 1 bölü 4 tur atınca bir parça ilerleyecek demektir. Y ise bakın mavi ise 1 bölü 4 tur atınca bir sola 2 bölü 4 tur ve 3 bölü 4 tur olarak dönecektir. Her parça 1 bölü 4 tur ilerlemek anlamına geliyor. Demek ki Y cismi bir altına gelecek. Bakın orayı tarıyoruz. X de bir sağına gelecek diyoruz. X'inki de tam bir sağı, tam bir bölme sağ tarafı olacak. Hatta boyayalım. Mesela X'in şurası kırmızıyla boyanmış olacak. Bir bölme ilerleyecek. Y'nin de sağ alt çaprazı boyanmış olacak diyoruz. Evet. Geldik şimdi başka bir soruya. Mesela 5 bölü 4 gibi rakamlar varsa diyelim ki ilk önce tur sayılarını bulmam gerekiyor. Diyoruz ki R yarı çaplı 5 bölü 4 tur atıyorsa 2 R yarı çaplı olan K kaç tur atar? İlk önce K'nın tur sayını buluyoruz. K'yı yalnız bırakırsak 2'yi bölü olarak atarsak 5 bölü 8 tur atar. İlk önce tur sayısını buluyoruz. Bakın 5 bölü 8. Şimdi 5 bölü 4 ne demekti? Sarı parçayı döndürmeye başlıyoruz. İlk önce L'den başlayalım. 1 bölü 4, 2 bölü 4, 3 bölü 4. 4 bölü 4 zaten tam tur atmak demekti. 1 bölü 4 daha atarsa 5 bölü 4. Yani sol tarafa geçmiş oldu. Yani orayı boyayacak olursak şöyle sol tarafı bir bölme ilerlemiş oldu L cismi. Ama K cismi bakın 5 bölü 8. O yüzden 8 parçaya bölüyoruz. Bölelim 8 parçaya şimdi. Şöyle 8 parçaya bölelim. Ve oynatmaya başlayalım. Mesela K'nın birinci parçası şu sıfır noktasından buraya gelirse 1 bölü 8 gelmiş oluyor. 2 bölü 8, 3 bölü 8, 4 bölü 8 ve 5 bölü 8 olmuş oluyor. Yani sıfır parçası buraya gelmiş oldu. Bulduk sıfır parçasını. Arkasındaki parça da peşinden geliyor tabii. O da beraber geliyor. Dolayısıyla bölecek olursak şöyle 5 bölü 8 atınca demek ki sıfır noktasının geldiği noktayı bulmuş olduk. Sıfır noktası buraya geliyor. Mesela şu parçaya da Z parçası diyelim. Z parçası da peşinden gelmiş oluyor. Tekrar yapalım. Bakın O noktası 1 bölü 8, 2 bölü 8, 3 bölü 8, 4 bölü 8, 5 bölü 8. O veya 0 diyelim. Neyse. O noktası 5 bölü 8 atıyor. Z de peşinden geliyor. Aşağı doğru inmiş oldu. Ne yaptık? İlk önce tur sayılarını bulduk. R yarı çaplı 5 bölü 4 tur atarsa 2 R yarı çaplı kaç tur atar? Ona göre bölmesini bulmuş olduk. Gelelim makaraların veya bir kasnağa bağlı bir yükün yükselme miktarına. Yükselme miktarı diyoruz. Ne kadar yükseleceği, makaranın kaç tur atacağını ve makaranın çevresine bağlı. Çünkü burada bu kasnak veya makara ne dersek diyelim aynı şey.
ip kasnağın çevresine dolanıyor. Bir tur atınca 2 pi re yükseliyorsa n tur atınca n tane 2 pi re yükseliyor. Dolayısıyla yükselme miktarı bulunurken tur sayısı ile çevreyi çarpıyoruz. Tur sayısı ve 2 pi re'yi çarpıyoruz. Mesela K cismi H kadar indiğinde L cismi kaç aşağı iner diyor. Şimdi K cisminden başlayalım. K cismi mesela ilk önce tur sayılarını bulalım. Diyelim ki 2R yarıçaplı bir tur atarsa R yarıçaplı kaç tur atar? 2 tur atar. Diyoruz ki büyük olan bir tur atıyorsa küçük olan 2 tur atacaktır. Sonra neymiş formülümüz? H eşittir. Tur sayısıyla çevreyi çarpıyoruz. Tekrar yazalım formülü. Tur sayısı çarpı ney? Çevre. Şimdi H'i tanımlayalım. Bir tur atıyormuş K'nın bağlı olduğu kasnak veya dişli. Bir tur atıyor. Çevresi ne kadar? Çevresi 2 pi çarpı 2 r kadar. 4 pi r kadar. Yani biz 4 pi r'ye h demiş olduk. Dolayısıyla diğerinin çevresine bakalım. 2 pi r çevresi ama 2 tur atıyor. Aşağı inerken tur sayısıyla çevreyi çarpacağız. 2 tur atıyor. 2 pi r. Gördüğümüz gibi o da 4 pi r aşağı indi. Dolayısıyla o da h kadar aşağıya inmiş oldu. 4 pi r'ye h demiştik çünkü. Dikkat ederseniz büyük olan tur sayısı az ama çevresi fazla. Diğerinin de tur sayısı fazla ama çevresi az. Tekrarlayalım. Birisi bir tur atıyor, çevresi 4 pi r. Diğeri iki tur atıyor ama çevresi 2 pi r. Dolayısıyla h kadar aşağıya iniyorsa soldaki, sağdaki de h kadar aşağıya inmiş oluyor. Başka bir soru. Dişiler bir tur dönünce K ve L yan yana geliyor. Aralarındaki uzaklık ne kadardır diyor. Şimdi K aşağıya inecek. L ise ne yapacak? Yukarı çıkacak. Ve kasnaklar eş merkezli olduğu için tur sayıları eşit olacak. Şimdi küçük olandan başlayalım. Bakın küçük olanın çevresi 2 pi r. Bir tur atınca bir tane 2 pi r aşağıya inmiş oluyor. L ise yukarı çıkacak. Onun çevresi ise daha büyük. Çevresi 2 pi çarpı 3 r, yani 6 pi r çevresi var. Dolayısıyla bir tur atınca bir tane 6 pi r yükselecek. Birisi 2 pi r yükseliyor, birisi 6 pi r aşağı iniyor. Birisi 2 pi r aşağı iniyor, birisi 6 pi r yükseliyor ve yan yana geldiklerine göre demek ki aralarındaki mesafe başlangıçta 2 pi r ile 6 pi r'nin toplamı demek ki ne kadarmış diyoruz? 8 pi r'ymiş diyoruz. K ve L yan yana geldiklerine göre biri aşağı iniyor, biri yukarı çıkıyor. Demek ki aldıkları yolları ne yaptık? Topladık. Peki ikisi de yükseliyorsa mesela döndürünce ikisi de yükseliyorsa K ve L kaç tur dönerse yan yana gelir diyor. Dişliler, X ve Y dişlileri. Kaç tur dönerse K ve L yan yana gelir. Şimdi çevrelerini hesaplayalım. Bakın X'in çevresi ne kadarmış? R yarıçaplı olduğu için 2 pi r. Y'nin çevresi ise 2 pi çarpı 4 r. Yani birisi 2 pi r yol aldığında bir turda birisi 4 pi r yol alıyormuş. Yani bir tur atınca bakın bir problem çözüyoruz. K cismi 4 pi r yol alıyor, L cismi 2 pi r yol alıyor. Aralarındaki mesafe 2 pi r azalır diyoruz bir tur atınca. Aralarında 10 pi r varsa kaç tur dönerse 10 pi r azalır. O zaman diyoruz ki işte 5 tur atınca bunlar aralarındaki uzaklık 5 tane 2 pi r 10 pi r azalır ve yan yana gelirler diyoruz. 10 pi r azalır ve yan yana gelirler. Demek ki aynı yönde dönüyorsa dişiler, L yükseliyorsa burada K da yükseliyor. İkisini de soldan bağlamışız. Biri 2 pi r'ye gidiyor, biri 4 pi r'ye gidiyor. Aralarında bir tur atınca 2 pi r azalmış oluyor aralarındaki uzaklık. 10 pi r azalmasını istiyorsan, bunların yan yana gelmek istiyorsan, demek ki makaraları, kasnakları, dişlileri neyse 5 tur döndürmem gerekiyor. Bir soru daha yapalım. K cismi H kadar aşağı iniyor diyor. L cismi kaç aşağı iner? K cismi H kadar aşağı çekilirse L kaç aşağı iner? Gibi bir soru. Şimdi K cismi kime bağlı? X'e bağlı bakın. X'ten başlıyoruz. Diyoruz ki X eğer bir tur dönerse dışarıdaki Y de bir tur dönecektir. K cisminin bağlı olduğuna bir tur atsın diyoruz mesela. Y de bir tur dönecektir. Peki Y'den Z'ye geçiyoruz şimdi. 6R yarıçaplı Y bir tur dönerse 3R yarıçaplı Z kaç tur dönecektir? Yarıçapı küçük olduğu için daha fazla dönecektir diyoruz. 2 tur dönecektir. Z 2 tur dönüyorsa içerideki T de 2 tur döner. Dolayısıyla T'den devam edelim şimdi. T'nin çevresi ne kadarmış? 2 pi çarpı 2 de çevresi 4 pi r'ymiş ama 2 tur atıyormuş. Yani çevreyle ne yapıyorduk? Tur sayısını çarpıyorduk. Demek ki L cismi 8 pi r aşağı inecek demektir. X'e bakalım.
çevresi 2 pi re'ydi. Bir tur atınca 2 pi re çarpı bir tur. Diğeri ise 4 pi re çarpı iki tur. Yani K cisminin 2 pi re aşağı inmesine h dedik. O zaman L cisminin 8 pi re aşağı inmesine ne diyeceğiz? 4h diyeceğiz. 2 pi re'ye h dersek 8 pi re bunun 4 katı olur. Tekrarlayalım. X hem r yarıçaplı hem bir tur atıyor. Bakın. K cismi kime bağlı? X'e bağlı. Hem r yarıçaplı hem bir tur atıyor. L cismi ise T'ye bağlı. Hem 2R yarıçaplıymış hem de 2 tur atıyormuş. R yarıçaplı bir tur atınca 2 pi R aşağı iner. 2R yarıçaplı 2 tur atınca, yani çevresi 4 pi R 2 tur atınca 8 pi R aşağı iner. 2 pi R'ye H dersek 8 pi R'ye 4H demiş oluruz. Basit makinelerden çıkrıkla devam ediyoruz. Çıkrıkla P yükünü yükseltmeye, alçaltmaya çalışırız. Veya dengelemeye çalışırız. İlk önce P yükü görüldüğü gibi bize doğru asılmış. Yani bizim taraftan asılmış. Ne taraftan asıldığına dikkat ediyoruz bu tip şekillerde. P cismi bizim taraftan asılmış. Bize doğru. Dolayısıyla kuvveti içeri veya dışarı doğru uygulamak kolay. Bu P yükünün yükselmesini veya alçalmasını sağlar. Çarpı kuvvet demek. Çarpmaktan düşünün. İçeri doğru bir kuvvet demektir. Nokta kuvvet ise dışarı doğru, yani bize doğru kuvvet uygulamak demektir. Şimdi kolu biz içeri doğru uygulamaya çalışırsak burada, yani şu kola sayfa düzleminden içeri doğru çarpı bir kuvvet uygularsak, torkta göstermiştik bu çarpıyı, içeri doğru kuvvet uygularsak P yükü burada yükselir diyoruz. Ama dışarı doğru bize doğru çekersek P yükünün asılma yönünden dolayı aşağı indiğini görürüz. Dolayısıyla kuvveti ne tarafa doğru uyguladığımız önemlidir. Bu sistemin yandan görünüşü de şudur. R yarıçaplı çıkrık silindirine P yükünü asıyoruz. Kola ise R yarıçaplı büyük R uzunluklu kola ise bir kuvvet uyguluyoruz. Bu bizim dengede tutmak için uyguladığımız bir kuvvet olsun. O'ya göre tork alıyoruz burada. O'ya göre tork alırsak P çarpı küçük R, F çarpı büyük R ile hesaplanmış olur diyoruz. Şimdi bu O'ya göre tork olarak F'in büyüklüğünü hesaplıyoruz. Dengede kalması için tabii. Dengede kalmak. Dengede kalma şartı bu. P çarpı küçük R'nin F çarpı büyük R'ye eşit olması. Peki yükselmesi veya alçalması neye bağlıdır diyoruz. Bir kere yükselme miktarı P yükünün asıldığı çıkırın küçük R yarıçapına bağlı. Bir de tur sayısına bağlıdır diyoruz. N tane 2 pi R diyoruz. Bir turda çevresi kadar yükseliyor. N turda N tane 2 pi R kadar yükseliyor diyoruz. H eşittir N tane 2 pi R. Yükselme miktarını da böyle bulmuş oluyoruz. Demek ki yandan görünüşünü tekrar gösterelim. O'ya göre tork alıyoruz. O'ya göre tork. P'nin uzaklığı küçük R kadar. F'in uzaklığı büyük R kadar. Bu çıkrığın yandan görünüşü. Sol taraftan baktığımızı düşünelim. R yarıçaplı çıkrığa P yükü asılı. Kola da F kuvveti uygulanıyor dengede tutmak için. Yükselme miktarı da neymiş demek ki? H eşittir. Kolun tur sayısı. Bu kolu döndürüyoruz. N tur dönersek, kol N tur dönerse makarada bu makara veya çıkrık kaç tur döner? N tur döner. O zaman tur sayısıyla küçük 2 pi r'yi çarpıyoruz. Yükselme miktarını veren ifade bu. Mesela bir örnek yapalım. Diyor ki 4 ve p ağırlıklı cisimler dengede olduğuna göre F kuvveti kaç p'dir? Ne yapıyormuşuz? O'ya göre tork alıyoruz. P'nin uzaklığı küçük r artı 4p'nin O'ya uzaklığı 2r eşittir diyoruz. Öbür taraftan F dengeliyor. F çarpı 3r. 8 1 daha 9 yapar. 3'e bölersek F kuvveti buradan 3P olarak hesaplanmış olur diyoruz. Demek ki burada P ve 4P aynı yönde döndürüyor. F kuvveti öbür tarafta döndürüyor. Dengelemeye çalışıyor. Şimdi bakın başka bir soru. 3P ve P farklı yönlerde döndürülmüş. Bakın 3P öbür taraftan asılmış. P ise bizim taraftan asılmış. P ve 3P ters yönlerde döndürüyor. Bunun yandan görünüşünü çizecek olursak bir tane R yarıçaplı, bir tane 3R yarıçaplı silindir var. 3R'den 3P asılıymış. 3R yarıçaplıdan. Küçük R yarıçaplıdan P asılı. Ve
İşte bir tane de kol varmış 4 R uzunluğunda. Bu 4 R uzunluğu daki kolada bir kuvvet uygulanıyormuş. Kuvvetin ne tarafa doğru uygulanması gerekir diyor. Bakalım şimdi bakın. 3P'nin torku mu daha büyük? P'nin torku mu daha büyük? P'nin uzaklığı R kadarmış. 3P'nin uzaklığı ortaya 3R kadarmış. Diyoruz ki 3P'nin uzaklığı 3R eşittir. P'nin uzaklığı R. Demek ki F kuvvetini P tarafına doğru döndürmek gerekiyor. Mesela bu şekilde verirse F kuvveti ne tarafa doğru döndürmelidir? Aşağı doğru döndürmelidir. F'in uzaklığı da 4R'ymiş. Kolun uzunluğunu 4R vermiş bize. 9'dan 1'i çıkartıp 8, 4'e bölersek F kuvveti buradan 2P olarak hesaplanmış olur. Peki şekilde hangi yönde kuvvet uygulayacağız dersem? Diyoruz ki o zaman 3P içeri doğru döndürüyor. Bakın şu kırmızıyla göstereyim. İçeri doğru öbür taraftan asılmış. P ise bizden tarafa doğru asılmış. Şimdi bizim dengede kalması için 3P'ye mi yardım etmemiz lazım? P'ye mi? 3P'nin torku daha büyük olduğu için P'ye yani bize doğru bir kuvvet uygulamamız lazım. P'ye yardım etmemiz lazım. Bize doğru kuvvet de nokta kuvvetti. Yani K noktasına bize doğru bir kuvvet uygulamak gerekir diyoruz. Nokta kuvvet uygulamak gerekir. Bize doğru kuvvet uygularsak bu P yükünü dengeleriz. Hesabı da demek ki nasıl yapılıyormuş? Bir daha yapalım. P çarpı küçük R eşittir. 3P çarpı 3R. Demek ki F kuvvetini P'ye eklemek gerekiyor. F'in torku da orta eksene göre 4R'ymiş. F çarpı 4R. Buradan F'in uzaklığı 4R ise 9'dan 1'e çıkar 8, 4'e bölersek F'in büyüklüğü 2P olarak hesaplanmış olur. Peki şu kolun D uzunluğu diyelim oraya. Hiçbir işe yaramıyor diyoruz. Bu ne işe yarıyor? Hiçbir işe yaramıyor. Oraya sadece elimizi koymak için bir kuvvet uyguluyoruz. D uzaklığının tork etkisi yoktur. Tork dönme ekseni yani O eksenine göre tork alıyoruz. 4R uzunluğunun bir önemi var. Demek ki şu yukarıya da yazacak olursak en yukarıya kolun şu kırmızıyla çizdiğim bölgesinin mesela yorum sorularında geliyor. Hangisi gereksizdir? Hangi bilgi gereksizdir? Bu D uzaklığı önemli değildir diyoruz. D uzaklığı kolun uzunluğu yani. Kolun uzunluğu önemsiz bir uzunluk. Yani elimizi koyacak kadar olsa yeter. Yani tork etkisi demek ki orta eksene göre R uzaklığına bağlı. P çarpı küçük R, F çarpı büyük R'dir diyoruz. Mesela şöyle bir soru yapalım. Diyor ki, kol diyor, çarpı kuvvet yani içeri doğru kuvvet uygulayarak iki tur döndürülürse K ve D arasındaki düşey uzaklık ne kadar olur? Şimdi bu kolu içeri doğru kuvvetle döndürmeye başlarsak, yani şöyle döndürüyoruz bakın. İçeri doğru kuvvet uyguluyoruz. O zaman içeri doğru kuvvet uyguladığımız için L aşağı doğru inmeye başlayacak. Ama K ne yapacak? Yükselecek. Çünkü içeri doğru döndürüyoruz şöyle. K yükselecek. L ise alçalacak. K nereye bağlı? Küçük R'ye bağlı. Çevresi 2 pi R. Ama kaç tur döndürülüyormuş? 2 tur döndürülüyormuş. L de 3 R yarıçaplıya bağlı. Çevresi 2 pi çarpı 3 R. O da 2 tur dönüyormuş. Demek ki K 4 pi R'ye yükselirken L 12 pi R ne yapıyor? Alçalıyor. Aralarındaki uzaklık 4 pi R ile 12 pi R arasındaki düşey uzaklık ne olacaktır o zaman? Birbirine uzaklaştıkları için düşey uzaklığı soruyor bize. Düşey uzaklık 16 pi R olarak hesaplanmış olur. Biri aşağı indi, biri yukarı çıktı. Mesela ne başka bir soru? P'yi dengelemek için hangi yönde kuvvet uygulamak gerekir diyor. Şimdi bir kere P'yi havaya kaldırmaya çalışıyoruz yani. P aşağı inmek isterken P'yi yukarı doğru döndürmeye çalıştığımız için O noktasından saat yönünde bir kuvvet uygulamak gerekiyor. Dolayısıyla K noktasına hangi yönde kuvvet uygulayacağız dengelemek için? İki yönünde. Torku da O'ya göre tork alıyoruz. P çarpı küçük R, F çarpı 3 R. F buradan P bölü 3. Hangi yönde? K noktasına iki yönünde P bölü 3 büyüklüğünde bir kuvvet uygulamak gerekir. P'yi dengelemek için K'ya hangi yönde kuvvet uygulamak ve kaç P büyüklüğünde diyor. Demek ki P'yi dengelemek istiyorsak P'yi havaya kaldırmaya çalışıyoruz demektir. Saat yönünde bir kuvvet uygulayacağız. Mesela şimdi bu bir seri. P'yi dengelemek için şimdi K'ya ne tarafa doğru kuvvet uygulamak gerekir diyor. Bakıyoruz şimdi. Bakın. Çıkırıklı dişlili çıkırık sistemleri bunlar. P'yi dengelemek için yani P'yi havaya kaldırmak için sarı dişliye saat yönünde bir tork vermek gerekiyor. O zaman yeşil dişliye saat yönünün tersi yönde bir tork vermek gerekiyor ki K noktasına ne tarafa doğru kuvvet uygulamak gerekiyormuş demek ki. Yukarı doğru kuvvet uygulamak gerekiyormuş. Şimdi bu iki tane dönme noktalı soruların tekniği şu. Eğer iki tane dönme noktası varsa iki tork alarak soru çözülüyor. Bir O1'e göre
bir de O2'ye göre tork alıyoruz. Tekniği şu, tek bir torkla bitmiyor bu yani. Dişliler diyoruz, birbirine T tepkisi uyguluyorlar ve dengede kaldıklarına göre bu tepkiler birbirine eşittir diyoruz ve iki tane tork alarak hesaplıyoruz. Bakın, bu P'yi aşağı doğru olan T dengeliyor. O1'e göre tork alıyorum. P çarpı küçük R, T çarpı T'nin de uzaklığı R kadar. O2'ye göre tork alıyorum. F'in uzaklığı 2R. F'in uzaklığı 2R. T'nin de yukarı doğru olan T'nin uzaklığı da 2R. Demek ki kuralımız neymiş? İki tane dönme noktası varsa iki tane tork alınır ama dişliler birbirine T tepkisi uyguluyor diyeceğiz. Buradan ikiler de sadeleşirse F'in P büyüklüğünde olduğu hesaplanır. İkiler gidiyor çünkü. Yarıçaplar ne olursa olsun bu soruda F kuvveti neye eşittir diyoruz? P'ye eşittir. Ve hangi yöndedir? Yukarı yönde. Yani K noktasına bir yönde bir kuvvet uygulamak gerekir. Bir sonraki soruya geçelim. Bakın o da benzer soru. Şimdi yine dengelemek için K'ya hangi yönde kuvvet uygulamak lazım? Ne yapmamız gerekiyormuş? P'yi dengelemek için sarı dişliye saat yönünde, yeşil dişliye saat yönünün ters yönde bir kuvvet vereceğiz. Dolayısıyla yeşil dişliyi yukarı doğru döndürmek için K noktasına bir yönde bir kuvvet uygulayacağız. K'ya bir yönünde bir F kuvvet uygulayacağız. Peki ne kadar? Bakın yine iki tane dönme noktası var. O1 ve O2 noktaları. Diyoruz ki bu soruların yöntemi şuymuş. Dişliler birbirine bir T tepkisi uyguluyor diyoruz. Bakın. O zaman O1 ve O2'ye göre ayrı ayrı torklar alıyoruz. O1'e göre tork alırsak P'nin uzaklığı küçük R. Onu dengeleyen T'nin uzaklığı da R kadarmış. O2'ye göre tork alacak olursak F'in uzaklığı 6R. O2'ye göre tork alacak olursak F'in uzaklığı 6R. Tepkinin uzaklığı ne kadarmış? 2R kadarmış. Bunları oranlarsanız buradan 2P 6F çıkar. 6F 2P, T'ler sadeleşir. F buradan P bölü 3 olarak hesaplanmış olur. K'ya bir yönde P bölü 3'lük bir kuvvet uyguladık. Demek ki iki tane dönme noktası varsa O1 ve O2, iki tane tork alıyoruz. Mesela yine böyle bir soru. Dişliler böyle birbirini dengeliyorsa diyor. PK bölü PL oranı kaçtır? Ne yapacağız demek ki? Dişliler birbirine bir kuvvet uyguluyor. T tepkisi uyguluyor diyoruz. O1'e göre tork alıyoruz. K'nın uzaklığı 2R kadarmış. Yazalım. Onu dengeleyen T'nin uzaklığı 3R kadarmış. Gelelim O2'ye göre tork alıyoruz. L'nin uzaklığı 1R kadarmış. Onu dengeleyen T'nin uzaklığı 6R kadarmış. Oranlarsak sistem dengede kaldığına göre zaten diyor. PK bölü PL oranı. Buradan 2'yi 6'nın yanına çarpı olarak gönderirsek cevap 1 bölü 4 olarak hesaplanmış olur. Mesela böyle bir sistemde K ve L cisimlerin dengede olduğuna göre PK bölü PL oranı kaçtır? Yine bakın iki tane dönme noktası var. O1 ve O2. Burada dişliler birbirine değil de kasnaklarla birbirine bağlı. Mesela ortada bir T gerilmesi var. Şimdi O1'e göre tork alacak olursak K'nın uzaklığı diyoruz ki 2R kadar uzakta. Dengeleyen T'nin uzaklığı 1R kadar uzakta. O2'ye göre tork alacak olursak L'nin uzaklığı ortaya uzaklığı 6R kadar. PL çarpı 6R. T'nin uzaklığı ne kadarmış? 2R kadarmış. Demek ki T gerilmesi iki tarafı ayrı ayrı dengeliyor. PK bölü PL oranı 6 bölü 4 olarak bulunur. Yani 3 bölü 2 olarak hesaplanmış olur. Şimdi bir seri var. Bunlardan diyor bu sistemlerden hangileri dengede kalabilir? Şimdi bakıyoruz K ve R cisimlerine. Dişli çıktık sisteminin en dışına asılmış. Yani K sola doğru dönmek istiyor. L sağa doğru dönmek istiyor. Bunları engelleyen hiçbir kuvvet yok. O zaman dişliler birbirini döndürür diyoruz. Yani O1 ve O2'ye göre ikisi de ters yönde döndürür ve dengede kalamaz diyoruz. Neden dengede kalamaz? Çünkü ikisi de dişlilere ters yönde bir tork veriyor. O zaman bunu engelleyecek bir kuvvet yok. Bakın bir üstte dengede kalıyordu. Neden? Mesela K böyle sola doğru dönmek isterken onu dengeleyen sağa doğru bir L vardı. Ortada ip vardı. Dengede tutabiliyordu. Ama burada dişlileri tutacak hiçbir kuvvet yok. Dişliler birbirini ne yapıyor? Döndürüyor. Mesela bu soruya bakalım. Şimdi X cismi sola doğru dönmek istiyor. Diğer dişliye sağa doğru bir tork veriyor dönmek isterken. Diğer dişli sağa doğru dönmek isterken işte Y cismini havada dengede tutabilir.
ters tarafa bağlanmamış. Yani X soldan Y sağdan olsaydı dengede kalmazlardı. Ama burada birbirlerini kitlerler. Dengede kalabilir. X ve Y dengede kalabilir. Çünkü birbirini kitleyebiliyorlar. Tekrar anlatalım onu. X cismi sola doğru dönmek isterken öbür dişliye, sağdaki dişliye, K dişlisine sağa doğru bir tork veriyor. Tork etkisi X'in tork etkisi sağ taraftaki dişli sistemde, çıkacak sistemde saat yönünde. Dolayısıyla Y cismini dengede tutabilir. Mesela bu sisteme bakalım. Mesela burada R cismi saat yönünün tersine doğru dönüyor. Ve diğer dişliye saat yönünde bir tork etkisi yapıyor. R'nin tork etkisi saat yönündedir diyoruz. Dolayısıyla saat yönünde bir tork etkisi oluşacağı için öbür tarafta P cismini dengede tutabilir. Yine P ve R dengede kalabilir. Demek ki şartımız şu. Ters tarafa doğru olmayacak. Gösterelim. Yani iki tane dişli var diyelim. Birini en soldan, birini en sağdan asmayacağız. Çünkü asarsak bunlar böyle birbirini kitlemez ve daha da hızlandırır ve iyice dönmeye başlar. Demek ki bu sistemde dengede kalabiliyor diyoruz. Dengede kalabilir. Kütlelerine bağlı. İşte yukarıda örneğini verdik bunun. Dengede kalması için birbirini kitlemesi gerekiyor K ve R'nin. Bakın K sola doğru dönmek isterken diğer dişliye sağa doğru bir tork veriyor ve L'yi dengeliyor.